Merhaba, saat 20. Dünya Hali. Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Dünya hareketli. Önce başlıkları okuyacağım. Bir yandan da Bakanlar Kurulu'ndan gelecek açıklamayı bekliyoruz. Onun için zaman şöyle. Öncelikli olarak günün haberi, Amerika Las Vegas terör yaşadı. Amerika terör demiyor ama biz biliyoruz. Halen 58 ölü, 515 yaralı diyor ama fırsat olursa bakarız. Sayı artacak. Rakamlarını açıkladı. Ülke genelinde operasyonlarda bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi. 5.999 kişi de gözaltına alındı. İstanbul 15 Temmuz ihanetinin davaları, bir tanesi daha karara bağlandı. FETÖ'nün telekom işgal girişimi sırasında yargılanan iki darbeci sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanık ise müebbet hapise çarptırıldı. İstanbul Ataşehir'de başörtülü kadına saldıran şahıs kasten yaralama suçundan tutuklandı ve de büyük resim dünyaydı. Son durum şöyle: İran'la Irak'ın ortak tatbikatları vardı, pazar günü başladı, devam ediyor diyorlardı. Onun kapsamında bir dizi tank Kuzey Irak'tan da görünecek şekilde İran sınırında konum aldı. Onun haberleri geçti. 10-12 tane tank ve manevra kapsamında deniyor. Onların da namları Kuzey Irak'a dönük ve İran tarafı ortak düşmanlarımız var, Irak'la birlikte ortak düşmanlarımız var, Irak'la birlikte o kapsamda manevra yapıyoruz diyorlar. Başka isim vermediler. Pervis Han sınır noktası onların habur eşiti nokta oluyor. Ve sonra nereye gidecek, bu manevranın boyutu ne bilinmiyor. Ve onu İran ve Türkiye ile koordineli olarak yapacağını söylemişti Bağdat. Dolayısıyla önümüzde beklenen gelişme de o. Başka hafta itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti var. Onu bekliyoruz. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Tahran'da bugün İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İran Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması ilginç. Türkiye'ye gelmişti, önemli bir ziyareti. 1979 İran İslam Devrimi'nden sonra ilk kez İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelmişti haftalar önce. Şimdi aynı gelişmeler ve bu kez Genelkurmay Başkanı Akar Tahran'da. İran Genelkurmay Başkanı diyor ki İran ve Türkiye Irak Kürdistan'ındaki referandum sözü ve de yine İran Genelkurmay Başkanı diyor ki iki ülke silahlı kuvvetleri manevra ve eğitim alanında da işbirliğini artıracaktır ve bundan sonra da benzer çalışmalar sürecek diyor. Bu arada İran tarafından bir başka yetkilinin açıklaması var. O diyor ki biz her zaman komşularımızın sınırlarına saygı gösterdik ve bundan sonra yapılacak herhangi bir askeri harekat Bağdat'la ve müttefiklerle görüşülerek yapılacaktır. Yani bir hareketlenme olursa Bağdat'la görüşeceğiz ve bundan sonra ona bakacağız diyor. Ha bu arada Haviçe'deki Irak ordusunun operasyonu, Kerkük'e en yakın nokta, Irak'ın kuzey bölgesine en yakın noktada Irak ordusu Haviçe'de DAEŞ'e karşı mücadele etmekteydi. Orada işte bir üssü aldık diyor Irak ordusu ve DAEŞ'in elindeymiş epey bir zamandır. Ve o üssü Irak ordusu bir an önce elden geçirip, geliştirip kendisi kullanacak ve Kuzey Irak'taki son güvenlik gelişmeleri çerçevesinde o üssün işe yarayacağını düşünüyoruz diyor.
Bağdat. Dolayısıyla orada bir hava üssü ne yapar? Helikopter, en azından helikopter şu noktada iner kalkar denmekte ve silah depolamak için işe yarayabilir demiş Iraklı komutan. Ve aynı zamanda Kerkük yakınında olması da önemli. Aynı zamanda DAEŞ varlığı da var, sürüyor. Onun için hepsini birlikte bu üstten götürebiliriz diye bir başka vurgu var. Kerkük ve bu Kuzey Irak'taki oylama konusunun hassasiyetini de biliyoruz. İlk kez Rusya'ya gidiyor. Vladimir Putin'in daveti üzerine bu ziyaretin yapılacağı bildirilmekte. Rusya'nın Suudi Arabistan yaklaşımı, onu izliyoruz. Şimdi iki ülke OPEC üyesi, petrol üretimini kısarak petrol fiyatını yükseltmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan da onu yapıyor. Petrol gelirini artırmak için, fiyatı yükseltmek, onun için arzı kısmak, onun için az üretelim, az satalım anlaşması az çok yürüyor ama dünya ekonomisinde öyle aman aman bir petrol talebi de olmadığı için çok istedikleri başarıyı sağlayamadılar ama niyet orada var. Sonra ziyaret sırasında iki ülke enerji yatırımları için 1 milyar dolarlık bir fon kuracaklar diye bir bilgi var. Hiçbir siyaset konuşmayacaklar. Muhtemelen konuşacaklar ama söylemiyorlar, ikili bölgesel işbirliği diye. Fakat bu ziyaret öncesinde önemli bir veri açıklandı Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da son çeyrek büyüme değil küçülme olarak kayda geçti. Önceki çeyrek de, yılın ilk çeyreği de küçülmeydi. İki çeyrek üst üste küçülme olunca ekonomide resesyon oluyor. Ekonomi daralmaya başlamış demektir. Suudi ekonomisinin çok öyle istatistik verileri güvenilir güvenilmez diye ama küçülmedir diye düşünenler de var. Şu noktada demiştik. Bakanlar Kurulu var. Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalar yapıyor. Onu izliyoruz. ABD halkının, ailelerinin, ABD'nin üzüntülerini, acılarını paylaşıyoruz. Ve Türkiye olarak ABD ile her türlü şiddet, saldırı ve terör konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu menfur ve korkunç saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. ABD dahil dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine menfur ve korkunç bir saldırının bundan sonra olmamasını temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha önce de ifade ettiğim gibi, böyle saldırıların hiçbir yerde olmamasını arzu ediyor ve her türlü şiddet, terör ve saldırı karşısında dayanışma içerisinde olmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Las Vegas'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu da hükümetimizin yakından takip ettiği bir konudur. Şu ana kadar Amerikan yetkilileri hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerine ilişkin bir açıklama yapmadığından bu konuda net bir bilgi verme imkanımız yok. Ancak bu konuyu da yakından takip ettiğimizi özellikle bilmenizi isterim. Tabii ikinci üzücü hadise, Fransa'nın Mulhouse kentinde vatandaşlarımızın bulunduğu bir apartmanda meydana gelen yangında 3 yavrumuzun hayatını kaybettiği olaydır ki bu olayda 5 kişi hayatını kaybetmiştir. 4 vatandaşımız halen yaralıdır. Bunların ikisinin durumunun ciddi olduğuna dair bilgiler aldık. Bu vesileyle hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hayatını kaybeden diğer iki kişinin ailesine de taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ve diğer yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tabii bu saldırıyı da
şiddetle bu olayı da bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin savcılığın yaptığı açıklamadan dolayı bu saldırıyı da kundaklamayı da şiddetle ve nefretle kınadığımızı buradan açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Fransa hükümetinden ve yetkililerinden bu kundaklamaya karışan, yapan kişilerin çok hızlı bir şekilde tespiti, yakalanması ve yargıya teslim edilmesini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan ve hepimizi tehdit eden bu hastalıklara karşı hepimizin bir kez daha birlikte hareket etmesi gerektiğini yaşadığımız bu acı hadiseler bize göstermektedir. Umarız ki bundan sonra böylesine acı hadiseler bir daha tekerrür etmesin. Değerli basın mensupları, Bakanlar Kurulumuzda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kuzey bölgesinde meydana gelen gelişmelerle ilgili çok detaylı bir sunum yapmıştır ve enine boyuna konu Bakanlar Kurulumuzda müzakere edilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. yasama dönemi bildiğiniz gibi dün başladı. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni yasama yılına çalışmalarına başlayacaktır. Hükümetimizin yeni yasama dönemde atılacak adımlar üzerinde özellikle duruldu. Bunu ifade etmek isterim. Ve özel gündemde değerlendirmesi gereken bazı hususlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Benim sizlere özet arzım bu kadardır. Sorular olan arkadaşlar varsa alacağım. Buyurun. Efendim NTV Özden Erkuş, dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Motorlu taşıtlar vergisindeki %40'lık artışı öngören bir düzenleme meclise sevk edilmişti. Buna dönük tepkiler de vardı. Cumhurbaşkanı da konu bir kez daha Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek dedi. Konu ele alındı mı? Motorlu taşıtlar vergisinde aşağı doğru bir revizyon, yenilenme, o oranın düşürülmesine ilişkin bir çalışma olacak mı? Evet, sizin de kesimlerden değerlendirmeler yansıdı ve bütün bunlar Bakanlar Kurulumuzda ele alındı. Netice olarak Bakanlar Kurulumuz motorlu taşıtlar vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı ve bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Bey'e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konuyu ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak ve konu Plan Bütçe Komisyonu müzakere sırasında yapılan bu iyileştirmeye göre revize edilecektir. Evet, buyurun. Efendim izninizle benim birkaç soru referandumunun gayrimeşru referandumla ilgili Bakanlar Kurulu'nda bir karar alındı mı? Başbakan Binali Yıldırım'ın da Irak'a gideceğini biliyoruz. Bir takvim netleşti mi? Bugün bir gazetenin de manşetinde vardı efendim. Özellikle Irak'a bir operasyon yapılacağı, İran'ın TSK'nın ilk etapta asker göndermeyeceği ama Irak, özellikle Irak ordusunun İran üzerinden ve Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a bir operasyon yapacağı yönünde. İran'la böyle bir mutabakata varıldı mı? Böyle bir operasyon gerçekleşecek mi? 12 Ekim'den sonra ya da tarih veriliyor. Efendim izninizle benim bir diğer sorum da İstanbul'da Ataşehir'de bir kadına saldırı düzenlendi. Zanlı tutuklandı ama son dönemler özellikle kadınlara yönelik bu tarz saldırıların arttığını görüyoruz. Caydırıcı olarak yasaların daha farklı yönde bir düzenlemeye gidilecek mi? Referandum gayrimeşru bir referandumdur ve Türkiye bakımından yok hükmündedir.
Aynı şekilde uluslararası hukuk ve Irak Anayasası bakımından da herhangi bir geçerliliği yoktur. Bunu defalarca hükümet olarak ifade ettik. Bundan sonraki süreçle ilgili de nasıl adımlar atılacağı hususunda bildiğiniz gibi önce Milli Güvenlik Kurulu'nda konu görüşüldü. Daha sonra da Bakanlar Kurulu'nda ele alındı ve bütün bunlar takvimlendirildi. Hangi gelişme karşısında hangi adım atılacağı net bir şekilde ortaya kondu. Bunların atılma önceliğini hükümetimiz belirleyecek ve koordinasyon içerisinde özellikle Irak hükümetiyle işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu adımların atılması hususu kararlaştırıldı. Ayrıca bölge ülkesi ve komşumuz olan İran'la da bu süreçte işbirliğine önem verdiğimizi ve istişare ettiğimizi, pek çok değerlendirme yaptığımızı ve onlarla da işbirliği içerisinde olduğumuzu buradan ifade etmekte fayda görüyorum. Bildiğiniz gibi bugüne kadar Milli Güvenlik Kurulu toplantısının öne çekilmesi, tezkerenin günden önce görüşülmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır boyunda tatbikat yapması, Irak ordusuna ait bazı askerlerin bu tatbikata katılması, bazı televizyonların TürkSat uydusundan çıkarılması ve peşmergeye dönük eğitim benzeri bugüne kadar hükümetim ordumuz tarafından yapılan bazı desteklerin sonlandırılması ve uçuşların sonlandırılması gibi çok ciddi ile görüşmesi oldu ve Sayın Cumhurbaşkanımız da 4 Ekim'de İran'a gidecek. Yüksek düzeyli işbirliği konseyinin toplantısına katılacak ve o toplantının ana gündemi de yine bölgemizdeki gelişmeler, tabii ki Kuzey Irak bölgesinde yaşanan referandum ve sonuçları olacaktır ve Türkiye bu konuda işbirliğine ve koordinasyona büyük önem vermektedir. Attığımız her adımı işbirliği içerisinde ve adımların meşruiyetini de gözeterek attığımızı özellikle ifade etmek isterim. Tabii Türk askerinin Kuzey Irak bölgesine veya başka yerlere gireceğine dair bir takım haberler, yorumlar bazı yerlerde yapılıyor ama bunların tamamı ile hareket edecektir ve sakin bir biçimde hareket edecektir. Elindeki imkan ve kabiliyetlerini dediğimiz gibi uluslararası hukuk, komşularla işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde kullanacaktır. İstanbul'daki tabii saldırı nasıl izah edilir bilemiyorum ama bu saldırıyı gerçekleştiren kişiye insan demeye bir insan olarak utanıyorum. Çünkü insanlıktan azıcık nasibini alan birisinin böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Belli ki bu saldırgan insanlıktan nasibini alamamış. İyi bir faydası olmamış. Bu çirkin saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Güvenlik güçlerimiz bu insanlıktan nasibini almamış kişiyi, saldırganı kısa bir sürede yakaladı ve bildiğiniz gibi Cumhuriyet Başsavcılığı da tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti ve sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi. Buradan şunu çok net olarak ifade etmek istiyorum. Hükümetimiz yaşam tarzlarına dönük her türlü müdahale karşısında hukukun en etkin bir şekilde kullanılmasını ve uygulanmasını sağlayıcı ciddi adımlar atmıştır. Hangi yaşam tarzını seçerse seçsin, inancından, kanaatinden, düşüncesinden dolayı yaşam tarzına dönük tercihlerine vatandaşlarımızın kim müdahale ederse etsin,
hizmetimizi bulacaktır. Bunların hiçbirisine en ufacık müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yaşam tarzları anayasamız, hukukumuzun teminatı altındadır. Bildiğiniz gibi yaşam tarzına müdahaleyi ilk defa suç haline getiren hükümet AK Parti hükümetidir. Bu konuda düzenleme yaptık. Yaşam tarzlarına müdahale eden veya yaşam tarzlarını zorla değiştirmeye teşebbüs eden kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veren düzenleme bizim Türk Ceza Kanunu içerisinde yürürlüktedir. Bu adımı biz attık. O nedenle başı örtülü birine de, başı açık birine de veya farklı yaşam tarzları belirsemiş herhangi bir vatandaşımıza dönük saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. İnsanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bunları kabul etmemiz, hoş görmemiz, tolere etmemiz mümkün değildir. Bu tür insanlıktan nasibini almamış ama kendini bir şey zanneden zavallıların hepsiyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Evet, buyurun. Efendim, TEOG'un kaldırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni sistem için çalışmalara başladı. 3 alternatif üzerinde durulduğunu biliyoruz. Bunlara yönelik açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı yaptı. ...dirmesi üzerine bir değişim iradesi ortaya çıktı ve Milli Eğitim Bakanlığımızda bu değişim iradesi üzerine bazı kararlar aldı ve bu dönem TEOG'un uygulanmayacağını açıkladı. Yeni uygulanacak yönteme dair de Milli Eğitim Bakanlığı detaylı bir çalışmayı yürütmektedir. Konunun uzmanlarıyla ve bütün ilgili kesimlerle istişare içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Bakanlar Kurulu'na bugün bu konu bugün sunulmadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki diğer Bakanlar Kurulu'ndan birine tamamlandığı zaman sunulacaktır. Ama bugün bu konu Bakanlar Kurulumuzun gündeminde yoktu. Evet. Bu konuyla ilgili 2 sorum olacak. Daha önce böyle uygulamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi bilgilendirilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi önümüzdeki süreçte? Bir de Irak Merkezi Hükümeti muhatap alınacak dendi. Bilindiği gibi Cuma günü verilen sürede oldu. Türkiye ilk olarak hava sahasını kapatma kararı aldı. Sınır kapılarının kapatılması ya da petrol akışının sağlanması noktasında bir gelişme var mı acaba? Tabii gündemdeki ülkemizi ilgilendiren önemli konularla ilgili hükümet zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirir. Bu konuyla ilgili de şu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde detaylı bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak tezkere görüşmeleri sırasında bu konu üzerinde hükümetimiz adına konuşan Sayın Bakanımız bir değerlendirme yaptı, bir bilgilendirme yaptı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız da bildiğiniz gibi Perşembe günü Sayın Devlet Bahçeli ile görüşecek ve orada da bir bilgilendirme yapılacak. Tabii meclisimizin ayrıca bilgilendirmesi hususunu hükümetimiz değerlendirecektir. Kararı ve uygulamasından sonra bir dizi tedbir uygulayacağını açıkladı. Ama biz şunu da açıkladık. Bu tedbirleri Irak hükümetiyle işbirliği ve koordinasyon içerisinde uygulayacağız ve İran'la da bu noktada istişaremizi, işbirliğimizi sürdüreceğiz. Uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyete de önem vereceğiz ve aklı selim ile sakin bir şekilde atacağımız adımları atacağız. Ve bütün bunları yaparken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin üstün çıkarını korumayı esas alacağız. Bugüne kadar attığımız bütün adımları milletimizin ve devletimizin üstün yararını gözeterek attık. Demin de söyledim, pek çok adım attık bu konuda. Somut adımlar attık. Yeni adımlar aldığımız kararlar çerçevesinde önümüzdeki sürede gerektikçe devreye sokulacaktır.
muhatabımızın Irak hükümeti olduğunu hep ifade ettik ve bundan sonra da Kuzey Irak bölgesel yönetimi yaptığı yanlıştan dönünceye kadar orayla bir ilişki söz konusu değil. Irak yönetimiyle işbirliği içerisinde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yeni adımlar ne olur onu hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Çünkü bunların basın yoluyla açıklanmasından ziyade adımı atmak suretiyle. Evet, buyur. Efendim, çok yeni bir iddia ama iddiaya göre başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere birkaç belediyenin başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istendiği gündeme geldi, iddia ediliyor. Doğru mudur? Sizde bir ayrıntı var mıdır? Abi ben hükümet sözcüsüyüm, parti sözcüsü değilim. Tabii şu anda bu konuda benim bir bilgim yok. Onu tabii parti sözcüğümüze sorarsanız ondan daha doğru bilgileri alırsınız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kalan zamanımızı yaklaşık 18 dakika nasıl değerlendirelim? Şu Amerika işini toparlayalım. Öncelikli olarak gözü açık resmi hayli az. Bu biraz eski resim, çok yakın zaman değil gibi duruyor ama asıl saldırganın resmi o. Sonra en büyük katliam diye geçiyor ama bir şey hatırlatmakta fayda var. Şu an 58 ölü ama onun çok daha yükseleceğini tahmin edebiliyoruz. 22 bin kişilik konser izleyicisine iyi bir mesafeden güçlü bir silahla yüzlerce mermi sıktı. Yani 500 yaralı falan deniyor. Onun için ölü sayısının hayli artması muhtemel. Büyük saldırı. Amerika'da hep bir yerlerde bir saldırı olur, bir yerlerde birileri ateş açar. 2017'nin daha Ekim'indeyiz. Şu an itibariyle 338 tane böyle birden fazla kişinin öldüğü ya da yaralandığı saldırı yaşanmış Amerika'da bu yıl. 2017'de 338, 340 tane daha yıl dolmadı. ...160 kişi ölüp 1600 kişi yaralanırsa o ülkenin savaş halinde olduğu söylenebilir ama Amerika'da hiç öyle bir hava yok. Savaş halinde mi? Dow Jones Endeksi 100 puan yükselerek rekorla açıldı ve Wall Street Dow Jones Endeksi bu 20 yıldır görülmemiş bir olay. Borsa uçuyor. Wall Street gayet memnun. Amerika savaşta mı? Bu olayın yankıları. Dow Jones 100 puan yukarıda. Peki kim bu adam? Mahallenin sakini diye geçiyor. Las Vegas'ın işte yakınında oturuyor. Bir saat mesafede. Kumarbazlığı var. Yakın zamanda bol miktarda kumar oynadığı fakat kazanıp kaybettiği söylenmiyor. Bir şeyler olmuş. Yani bir kumarhane geçmişi var. Bol miktarda kumar oynamış. Muhtemelen de kaybetmiştir bize sorarlarsa. Sonra DAEŞ çıktı. DAEŞ'in açıklaması belki DAEŞ'in alışılmış kanallarından geldi ama DAEŞ açıklamasını destekleyecek hiçbir şey yok. Aynı zamanda bu şahsı DAEŞ'e bağlayacak hiçbir gösterge yok. Las Vegas'ta işte eğlence, kumar, içki falanla daha çok ilgili bir şahıs, Amerikalı. Herkes şaşırdı mı? Şaşırdı. Ailesinden şahıslarla, kardeşiyle konuştular. Hiç öyle askeri bir tip değildir. Nereden bulmuş 10 tane? Arada sırada Las Vegas'a gidiyor, kumar oynuyor, sağa solu geziyor, şovlara gidiyor. Sıradan bir hayatı vardı. Bilinen o. Sosyal medyada
pek izi yok. Onun için fotoğrafları falan zor ve eski. Başka? Hazırlıklı geldiği anlaşılıyor 10 tane tüfek muhtelif kalibrelerde ve güçlerde. Ateş açtığı birinci silahı var. Çoğu insanlara vurduğu silah. Onu o değiştirilmiş, yarı otomatikten otomatiğe geçirilmiş. Yani ne demek? Bilen diyor ki tetiğe bastıkça veya parmak tetikte durduğu sürece kurşun atmaya devam eden silah. Onu kullanmış. Ve de yine uzman diyor ki fazla tüfekten ve silahtan anlamadığı anlaşılıyor. Çünkü iyi atış çok iyi bilmediği anlaşılıyor. İyi bilmemiş halinde 500 yaralı var demek. İyi bilse ne olacaktı? Sonra hazırlıklı geldi dedik. Otel odasında en az 1-2 gün kalmış. Otel odasını temizleyen yok muydu? Gören yok muydu? 10 tane silahı hiçbir kimse fark etmedi. Oda servisi ona bakıyorlar. Sonra odaların hemen hemen dünyanın hiçbir yerinde otel odasının camı açılmaz. Bunların da açılmıyor. Fakat köşe oda istemiş. 32. kat aşağıyı görüyor ve o iki noktada camları kırmış ateş etmeden önce. Ne yapacağını hesaplamış ya da biliyordu, hazırlıklı gelmiş ve ideal bir açıdan kalabalığı tam iyi görecek şekilde arka taraftan yüzlerce mermi sıktığı anlaşılıyor. Silah gayet serbest bulmak kolay, kara borsada alınabilir denmekte. Kumar ve başka bağlı marifetlerinden kaynaklanan bir durum gibi anlaşılıyor. Olayın siyasi boyutu var. Donald Trump gayet dikkatli üzerine sıçramaması için. Çünkü teoride işte silah sahibi olanları destekleyen ya da silah sevenlerin de desteklediği bir başkan. Onun için gerçi gelmeden önce yayına yine konuşuyordu ama irticalen konuştuğu zaman Donald Trump her zaman riskli, ne yapacak bilmiyoruz. Ama olay başladı. Ha evet, Dow Jones da yukarıda. Oylama. Katalonya. Yaptık 2 milyon kişi, hiç sokaklarda 2 milyon kişi görmedik. Gün boyu baktık. Yani işte sandık başında çatışanlar vardı. Küçük küçük 50-60-100 kişilik gruplar. 2 milyon kişiyi ne zaman buldular da ne zaman sandığa normal zamanda sağlam bir oylama, meşru bir oylamada bile %51 çoğunluğa ulaşacakları şüpheli ayrılıkçıların ama işte öyle yaptılar de facto. Şimdi Avrupa'nın tutumu çok ilginç. Avrupa çok kararlı bir şekilde İspanya'nın bölünmez bütünlüğünden yana. Demokrasi, yok öyle bir şey. Avrupa Birliği'nde demokrasi ya da self determinasyon böyle sakız yapılıp çiğnendiği ve oynandığı şekliyle yok. Zaman bölünme değil, toplanma ve birleşme zamanıdır. Şu an istikrar ve birlik yanında olmamız gerekir ve tarafları diyaloğa çağırıyoruz. Çok güzel. Başka işte Başbakan Rajoy'u da aramış TASK. Şöyle usulen konuşuyorlar ama içeride ayrıntılı konuşuyorlar. Dışarıdaki açıklamalar usulen. TASK diyor ki, aynı zamanda tweet de atmış. Anayasal argümanları katılmakla birlikte, yani İspanya'nın bölünmez bütünlüğü anayasal, ona katılmakla birlikte şiddet kullanılmasında kınıyorum. O da usulen yapılmış bir açıklama. Başka, Monsieur Macron, 21. yüzyılın özgürlük savaşçısı dedi. Fakat şöyle, Macron
İspanya'nın anayasal bütünlüğünü desteklediğini söylüyor. O da Rahoy'u aramış ve anayasal bütünlüğüne ülkenin destek ifade etmiş. Güzel. Almanya, Bayan Merkel aramıştı. O da fazla bir şey söyleyemiyor ama artık yok malum seçim sonrası. Ama yine hala bakanlık orada. Ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth diyor ki bölücülük hiçbir sorunu çözmez. Bunu Roth'un hanesine yazıp Alman Dışişleri Bakanlığı ile birlikte plaket basmak lazım. Ayrıca devam ediyor. Bütün Avrupa Birliği üye demek zorundadırlar. Buna ayrılık isteyen bölgelerde herhalde dahil. Ama tekrar hatırlayalım, Almanya'dan güzel ve ibretlik bir söz. Ayrılıkçılık sorunları çözmez. Güzel. Sonra Katalonya tamam %93, çok güzel, tebrik ederiz. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şu. Katalan Meclisi'nin bağımsızlık açıklaması yapması, bağımsızlık kararı aldı. Şöyle, 48 saat içinde bu bekleniyor. Çarşamba günü muhtemel ama bu akşam saatlerinde de bir açıklama yapacaklar. İlk işaret de oradan gelecek. Evet, bağımsızlığı veya herhangi bir ülkenin bağımsızlığı diye bir şey yok da. Katalan Anayasası, İspanyol Anayasası'nın 155. maddesi var. Diyor ki bağımsızlık ya da sınırlı özellik verilen bölgeler, örnek Katalonya, idarenin lüzum görmesi halinde merkeze bağlanabilir. Yani diyecek ki Madrid, Katalan yönetimi diye bir şey yoktur, lağvedilmiştir. İşte vali kayyum atanacak. Ondan sonra her şeye Madrid zaten karar veriyordu. Oradan karar vermeye devam edecekler. Mesela çok garip noktalardan bir tanesiydi dünkü oylamada. Tam 17 yerel polis gücünün de bir milis teşkilatı gibi örgütlenip merkezi idareye karşı ayaklanma girişimleri, ki kimsenin asla kabul etmeyeceği bir durum. Peki ondan sonra ne olacak? Yani Barcelona orada duruyor, Katalonya da orada duruyor. Aralarında bir sınır falan da yok. Sonra ne olacak? Şöyle, karşı tarafın, ayrılıkçıların yapmak vesaire suçlamasıyla bol miktarda geniş bir gözaltı ve tutuklama harekatı başlatabilir. Sonra işte Katalanlar ayrı olduklarını göstermek için mesela vergi idarelerini tutmaya çalışacaklar, okulları tutmaya çalışacaklar ama orada da merkezi idare vergileri ben topluyorum diyecek, bana bağlısınız diyecek. Orada bir kurumlar üzerine çatışma çıkabilir. Mahkemeler nereye bağlı? Polislerle itişip kakışacak mı? Çünkü medya ilgisi de kaydedildi. Herkes ah bu ne vahşet diyor. Yaralı sayısı falan, onlar işte yani Amerika konserde bile o kadar kişi yaralanmadı. Orada 500 kişi yaralandı kurşunla. Katalonya'da kurşun falan yok, 890 kişi falan. Madrid diyor ki yalnızca 4 tane ciddi yaralanma var, gerisi işte polisin dokunduklarıdır. Orada da yaralanma sayılmaz. Böyle bir çatışmada onun üzerine çıkıyor. Başka kimse bu işin bundan sonra artık sakin ve sessiz kalmayacağını düşünüyor. Medya ilgisi altında taraf. Edilmiş referandumla herkes katılmış.
Katalonya, Katalonya da katılmış bu referanduma. Bütün ülke. Herkes oy vermiş. Nasıl? %90'la evet geçmiş bir anayasa. Katalonya'da yine %90 civarında oy vermiş. O anayasa diyor ki İspanya'nın bölünmez bütünlüğü vardır. Dün oy ver anayasaya, evet de, bugün karışmıyorum, oynamıyorum de. Daha Katalonya konuşmaya devam edeceğiz. İlgililer, Boris Johnson Dışişleri Bakanı, Theresa May İngiltere Başbakanı aralarında tam dur. İktidarda ve iktidarın kongresi var. Yıllık Muhafazakar Parti kurultayı. O vesileyle de parti içindeki güç dengeleri, itişmeler vesaire. En çok Boris dikkat çekiyor. Çünkü Boris bu Brexit meselesinden önce de başbakan olmaya niyetliydi. Fakat sonra kendince gayet akıllı bir iş yapıp geride kaldı ve Theresa May'i öne itti. Çünkü Brexit'in çıkışa kadar, çıkış zamanına kadar Brexit'in yönetilmesi hiçbir başbakana bir getirisi olmayacak. Aksine o başbakanı, o siyasetçiyi gayet yıpratacak bir durum. Boris akıllı bir şekilde kendini çekti. Yıpranmıyor. Theresa May yıpranıyor. Brexit çok zorlu ve yıpratıcı bir süreç. Şimdi yeni tartışma. Tenzili rütbe olacak ve parti içindeki gücü de azalacak mı diye bir tartışma. Şimdi Boris Johnson'ın İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılması dünya diplomasisinde herhangi bir eksiklik yaratmayacak. Fakat Boris'in başbakan olma ihtirası da bilindiği için acaba ondan da başka hamle gelir mi diye herkes bekliyor. Sonuçta özetle Brexit'in yıpratıcı etkisini göz önüne alan Boris'in, bu işte son zamanlarda biraz başbakan çizgisinden de çıkmıştı, ayrı bir başbakan ya da arka koltukta oturan başbakan devam etmesi, ancak Boris'in de her an kendisini bıçaklayacağını, ihanet edeceğini bilerek davranması gerekiyor. İngiliz siyaseti değil, Shakespeare tiyatrosuna döndü. Bakıyoruz, izliyoruz. Uçuşlarda pek kolay kolay görülmeyen bir durum. Uçak okyanusun üzerinde hayli yukarıda. Pazar günü yaşandı. Air France'ın A380 yolcu uçağı Paris'ten kalktı. Los Angeles'a, Amerika'ya gidiyor. Kalkıştan iki diye uçağın motorunun dış tarafının kalmadığını gördük diyor. Patlama sesi de bu arada duyulmuş. Ne oldu dersek, kuş falan girmesi yok. Veya herhangi bir parça girmesi, içeriden kopan bir parçanın içine tekrar girmesi, genellikle bunlara motorlar alışkındır. Ama bu çok olağan dışı bir durum denmekte. Normal irtifasına çıkmış düz uçuştaki uçağın motorunun durup dururken patlaması çok olağanüstü bir durum. Hemen Kanada
gayet yeni. Teknolojinin son ürünlerinden bir tanesi ama hem hava yolu için hem de Airbus için gayet korkulu bir durum. 380'lerin çok fazla kullanıcısı yok, onun için de dikkat çekici. Evet, 4 motoru var, bunun 2 tanesi ya da 1 tanesi bile hatta çok zor durumda kalınırsa uçağı güvenlikle indirebilir. Yani uçuş güvenliğine o uçağın, o motorun bu şekilde patlaması bir etki yapmıyor ama kanada zarar vermesi mümkündü. Oradan kopan parçaların uçağın dümenini süremizin sonuna gelmişiz. Peki, son haber olarak Malezya'daki cinayet, Kim Jong-un olaydı. İki kadın, Kim Jong-un, o da Kim Jong-nam, yüzüne mendil kapatmışlardı ve Kim Jong ve kardeş kısa bir süre sonra havaalanında can vermişti. Şimdi onun davası başladı. Kadınlar biz suçsuzuz, işte şov Kim Jong-nam, bu öldürülen ve kardeşin bir de oğlu var, 21 yaşında ve asıl korku Kuzey Kore'de oturan üvey amcanın bu yeğeni öldürtmeye çalışması. Onun için şimdi bu yeğenin korunması için herkes uğraşıyor. O daha ciddi bir durum denmekte. Kuzey Kore ajanlarının bu operasyondaki katkıları biliniyor. Bir de bu cinayette kullanılan Kuzey Kore'deki Kim Jong hiçbir şey yapmasa bile sırf bu olay, kimyasal silah kullanması başını derde sokacak etkide. Ama bunun devamını göreceğiz. Bugünlük bu kadarız. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.